Merhabalar, ben Satı Melek Serinden kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere felafel yapacağım, yani nohut köftesi. Bütün hazırlıklarımı yaptım. Dilerseniz hemen tarife geçelim. Öncelikle 3 su bardağı nohutumu, yarım demet maydanozumu, soğanlarım aslında küçük küçük. Burası bir soğan anca yapar. Bir tane kırmızı soğanım, 3 diş sarımsağımı çok güzel bir şekilde robottan çekerek başlayacağım. Nohutumu, soğanımı, maydanozumu ve sarımsağımı robottan çektim. Şimdi üzerine bir adet yumurta ekliyorum. Yumurta isteyen eklemeyebilir. Bu biraz tercih meselesi. Ben ekliyorum. 3 yemek kaşığı unumu ekliyorum. Baharat olarak da bir tatlı kaşığı kimyon, bir çay kaşığı karabiber, bir tatlı kaşığı pul biber ve bir tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Baharat kısmını damak tadınıza göre birazcık fazlalaştırabilirsiniz, eksiltebilirsiniz. Şimdi bütün malzemelerimi kattım. Elimle aynı hamur yoğurur gibi yoğuracağım. Hamurum hala cıvık. Bir yemek kaşığı daha un ekledim. Birazcık da şöyle kaşığımın ucuyla da kabartma tozu ekliyorum. Tekrardan yoğuracağım. Hala ele yapışan bir hamur ama bu yetecektir. Şimdi ben bunun üzerine bir streç film kapatıp bir 40 dakika buzdolabımda dinlendireceğim. Şekil vermesi daha kolay olması için. Tam 40 dakika buzdolabımda dinlendirdim. Eğer hamuruna yumurta koymayacaksanız dinlendirmenize gerek yok. Hemen yuvarlayarak kızartabilirsiniz. Ben bugün yumurtayla denemek istedim. Önceden yumurtasız yapıyordum. Bir de yumurtalının tadına bakmak istedim. Normalde 3 yemek kaşığı yumurtasız olduğu zaman yeterli geliyor ama yumurta eklediğim için 3 yemek kaşığı da fazladan ekledim. Tam listeyi açıklama kısmından not olarak düşeceğim. Hemen üzerinden streçini alıyorum ve ceviz büyüklüğünde yuvarlayacağım. Köftelerim kızarmak için hazır. Hemen kızartma işlemime geçiyorum. Tavama yağımı koydum. Hemen ocağımı açıyorum kızması için. Hemen kızmış mı diye bir bakıyorum. Köftelerimi kızartmak için yağımın içine koyuyorum. Arkalı, önlü nar gibi kızarana kadar pişireceğim. Ocağımı kapatıyorum. Son iki köftemi de tabağıma alıyorum. Şöyle yakından göstereyim. Ben bir yandan kızarttım, bir yandan yedim, dayanamadım. Gerçekten çok lezzetli bir tarif.
Videomda söylediğim gibi ilk kez yumurtalı olanını denedim ama yumurtalı yumurtasız olarak çok bir farkını göremedim. Yapımı da oldukça kolay, kesinlikle tavsiye ederim denemenizi. Yana da bol yeşillikli bir salata yaptım bana eşlik etmesi için. Hemen bir tane ısırarak içini de göstermek istiyorum sizlere. Kesinlikle deneyin. Bana hak vereceksiniz. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, yorum bırakmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.